Evet, Asya Balkan TV ekranlarından herkese iyi akşamlar efendim. Biraz önce sona eren Samsun Spor'un 5-0'lık galibiyetiyle neticelenen Bandırma Spor karşılaşması ve Eyüp Spor'un da kendi evinde aldığı sürpriz Altay mağlubiyeti sonrasında TFF 1. Lig'in zirvesinde tablo bir anda değişti. Samsun'da bahar çiçekleri açıyor. Samsun'da rüya gibi bir akşam. Samsun Spor ligin zirvelerinde artık böyle bir üst ligin havasını soluma hazırlığı içerisinde. Büyük bir coşku var şehirde ve bu bir yandan hem alınan beklenenden kolay geçen hikayesi nedeniyle, maçın içindeki gelişmeler nedeniyle beklenenden çok daha kolay gelen Bandırma Spor zaferinin sevinci var. Diğer yandan da Samsun Spor'un kardeş takımı Altay'ın Eyüp Spor deplasmanında aldığı o gerçekten herkesi duyduğu zaman şaşırtan 1-0'lık galibiyet ki hani söz konusu olan Altay olunca şaşırmamak lazım ama hani biz de dedik ağır favori demiştik Eyüp Spor için. Futbol başka bir şey işte. Futbolda öngörüler her zaman gerçekleşmiyor ve bu tabloyla birlikte Samsun Spor zirveye iyice yerleşti, önünü iyice açtı. Eyüp Spor'u da strese soktu bu akşamki tablo. Biz de şimdi Mehmet Yılmaz hocamla bağlandık ve hem Bandırma Spor galibiyetini, Samsun Spor'un aldığı Bandırma Spor galibiyetini, hem Eyüp Spor'un aldığı bu sürpriz yenilgiyle oluşan tabloyu, arkadan gelen takımların neler yapıp yapamadığını şimdi oturup konuşacağız ve Mehmet hocaya dönüyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, gayet hoş bulduk. Yani gerçekten güzel bir akşam, güzel bir gece bizler için. Samsun'da olanlar için, Samsun dışında olanlar için ayrı keyifli bir akşam oldu. Dediğin gibi sadece Samsunspor'un 5-0'lık açık farklı bir galibiyeti değil, aynı zamanda İstanbul cephesinden, Eyüp Sultan'dan gelen bizim adımıza çok güzel bir haber. Altay'ın galibiyet haberi de yeniden liderliğe yükselmemizi sağlamış oldu. Eyüp Spor Altay maçı için şunu söylemiştik. Eyüp Spor ağır favori demiştik. Ama deyip bir amayla devam etmiştik ve bu işin futbol olduğunu ve futbolda da hiçbir maçın oynanmadan kazanılamayacağını da ifade etmiştik. Bu anlamda Altay hakikaten kendisi için çok önemli. Bizim için de hem sürpriz hem de güzel bir galibiyet elde etti ve ligin zirvesinde yeniden Samsun Spor var. Üstelik bu kez puan farkıyla. Yani bu kez Eyüp Spor'un bir puan önünde liderliği ele geçirmiş olduk. Hakikaten güzel bir akşam bizler için. Şimdi hocam tabii biz tabii Samsun Spor maçını izledik. Samsun Spor Bandırma Spor maçını izledik. Eyüp maçını izleyemedik. İzleyemediğimiz için de bu karşılaşmayla ilgili teknik yorum yapmak zor ama şunu söyleyebilir miyiz? Eyüp Spor'un işte ne bileyim Eze gibi bir golcüyü bırakıp onun yerine hani adaptasyon problemi yaşayan Mustafa Pekdemek ve İbrahim Yılmaz gibi iki oyuncuyu transfer etmeye kalkması ve bu arada bu karşılaşma özelinde de hani senin bir Marco Paşao'n yok yani Altay'ın bir Paşao'su var. Paşao deyince zaten hani bir duracaksın. Kariyeri belli. Yani bu şeyi Eyüp Spor'un yaptığı bu hep devre arasında geçen sezonda aynı hatayı yaptılar. Yani istim üzerindeki büyük puan farkıyla giden takımı bir anda şeyiyle oynayarak, kimyasıyla oynayıp şapkadan tavşan çıkartmaya çalışmaları Eyüp Spor'a büyük zarar vermişti geçen yıl. Bu sene de aynı tabloyla karşılaşıyor gibiyiz. Bakalım tabii erken konuşmamak lazım ama yani en azından bu transfer politikasının Eyüp Spor'a zarar verdiğini söylemek mümkün mü diye sorayım hocam. Sonra Samsun Spor maçını konuşacağız. Ya mümkün mü? Mümkün olduğunu görüyoruz. Bir ara hayli puan farkını açmıştı. Yani futbolda çok transfer yapmak, hatta çok iyi futbolcuları transfer etmek her zaman işe yaramayabiliyor. Eyüp'te de bunu gördük biz. Yani sadece İbrahim Yılmaz örneği değil. Yani işte Del Valle'yi aldılar, Melih Kabasakal'ı aldılar, Hallak Bunar'ı aldılar. Bunlar kağıt üzerinde çok iyi oyuncular. Yani çok iyi oyuncular bunlar. Ama tutmadı. Tutmuyor. Öte yandan tam tersi bizim ve Keçiören Gücü'nün mesela transferleri de tam isabet. Yani ciddi anlamda katkı sağlayan oyuncular olmaya başladı. Ama bütün bunların temelinde yani sürekli söylüyorum teknik direktör meselesi var. Yani İbrahim Üzülmez iyi bir teknik adam değil. Hatta kötü bir teknik direktör bence. Eyüp Spor yıldızlarıyla şampiyon olabilirdi. Yani
Bazen bir takım kurarsınız, dersiniz ki kimi getirirsen başına getir şampiyon olur dersiniz. Öyle gördüler. Bütün bunların arasında bence temel meselesi teknik direktör konusuydu Eyüpspor'un. İbrahim Üzülmez'le ilgili görüşlerimi daha önce defaatle arz ettim. Yani hiç beğenmediğim bir teknik adam. Ve işte öyle skorlar alıyor ki bir de yani gönderse bir dert, göndermese bir dert. Yani şimdi bu maçtan sonra hocayı gönderse uzun süre sonra yenilmiş oldu. Haftaya kaybederse gönderebilir. Yani kendi kendilerine tekerlerine çomak sokmuş oldular. Öyle diyelim yani. Eyüpspor'un ligdeki en büyük rakibi bizzat teknik adamı diye düşünüyorum ben. Evet. Arkadan gelen takımlara baktığımızda Keçiören Gücü bu haftayı karlı kapatan takım oldu. Rizespor hakeza kritik bir galibiyet aldı. Son dakikalarda çevirdi maçı Bodrum deplasmanında. Yenik durumdaydı. Bodrum ve Pendik haftanın yenilen takımları, zirve yarışında yara alan iki takımı oldu. Sakaryaspor'da depremzede takımla oynadığı için herhalde onda bir sıkıntı yok. Ligin geride kalan takımları, hani üçüncülük mücadelesi yapan, daha doğrusu ilk ikiye sokulma çabasındaki takımların aldığı skorları nasıl yorumluyorsun hocam? Yani Keçiören Gücü biraz böyle rüzgarı arkasına almış, yelkenleri şişirmiş geliyor gibi görünüyor. Ama o istikrarı sağlayabilecek mi bilmiyorum açıkçası. Rizespor adeta ipten döndü dediğin gibi. Yani Bodrum'da kendi kendini imha etti bir bakıma. Yani o kısım biraz karışık o takımlar. İstikrarı kim sağlarsa hedefe o yürüyecektir. Burada yani Eyüpspor, Samsunspor ayrıldı düşüncesi vardı ama sanki sadece burada Samsunspor ayrıldı ve daha da ayrılacakmış gibi bir hava var. Yani Eyüpspor'un durumu da kendi kendine zora soktuğu bir duruma dönüştü diye görüyorum ben şu anda. Ya tabii bu sürprizleri Samsunspor yaşamayacak diye bir şey yok. Eyüpspor hakikaten önemli bir sürpriz yaşadı. Yani yani baktığın zaman Eyüpspor'un bundan sonra çok önemli ve çok zor maçları var. İşte Rizespor'la oynayacak, Sakaryaspor'la oynayacak. Ligin en son haftası da Eyüpspor Keçiören maçı var mesela. Tam bir final maçına dönüşebilir. Dolayısıyla Eyüpspor aslında hani önünde hani dereye geçip de okyanusları geçip de derede boğulmuş hani denir ya, bunun tersi bir şey var. Daha okyanuslarla oynamadan derede boğuldu. Yani bu dileriz daha sonraki haftalarda Samsunspor'un da başına gelmez. Hani çünkü şeye baktığında Samsunspor zor maçları büyük ölçüde tamamladı. Bundan sonraki karşılaşmalarda da hani zor gibi görünen maçlarda oynuyor. Fikstür avantajı da çıkmış durumda. Derin bir fikstür avantajı da var. Tabii bunu kullanıp kullanamamak bundan sonrası. Kullanırsa tabii önü açık görünüyor. Şimdi Samsunspor'un fikstürü ile ilgili ve yine rakiplerinin fikstürü ile ilgili bir şeyin var mı? Değerlendirmen var mı hocam? Burada rakipler arasında, diğer takımlar arasında Sakaryaspor'u ben halen avantajlı görüyorum. Sebebi de şu, önünde oynayacağı maçlara baktığımızda evet zor maçlar var. Mesela Manisa peşine Bodrum'la oynayacak. Adana'dan hükmen galip gelecek. Peşine de Eyüp'le oynayacak. Ama bu üç maçı da içeride oynayacak. Yani bu anlamda Sakaryaspor'un bir iç saha avantajı var. Bunlar kritik maçlar. Bu üç kritik maçın ardından da Rize deplasmanına gidecek. Yani dolayısıyla bu beş maçlık periyot ki biri hükmen galibiyetle lehine sonuçlanacak. O periyot Sakaryaspor'un gidişatını belirleyebilir. Halen şansları devam ediyor. Ama yani bu ligde işte kim istikrar yakalarsa o her zaman öne çıkıyor. Yani bu anlamda Samsunspor hakikaten bir kenara koymamız gerekiyor. Yani Hüseyin Eroğlu dönemiyle birlikte. 5 mi oldu, 16 mı oldu yenilmezlik serisi? Hüseyin Hoca'ya geldi, bandırma, galibiyet, mağlubiyet 16 oldu. 16 oldu. 16 oldu. Ya işte istikrar tabii. Bu işte. Yani 16 maçta gelinmeyen bir takımdan söz. Tabii. Çünkü Samsunspor bandırma spor maçına gelecek olursak aslında evet. İlk yarım saat penaltı anına kadar öyle hani beklenen şeyi görmedik. Hani baskılı Samsunspor'u çok görmedik. Ben daha baskılı bir Samsunspor bekliyordum. Takımda ciddi bir revizyon da vardı. Yorgunluklara da bağlı belki. Ahmet Saat'ı 11'de gördük. Yine orta sahada Soner yine 11'deydi. Celil 11'e girmişti. Harris vardı. Sağ kanatta Harris'i gördük. Stoper'de de Osman hani orta sahadan stopere kaydırılmıştı. Tabii takımın
bu biraz şeyi de bozmuştu. Yani dengesini de biraz açıkçası bozmuştu. İlk yarım saatte tamam pozisyon var mıydı? Vardı ama hani çok baskılı, işte çok istekli, böyle rakibi böyle bunaltan bir Samsunspor da çok izlemedik. Penaltıya kadar sanki biraz şey vardı gibi, biraz böyle bu maç biraz zor mu geçecek acaba diye de böyle bir kafalarda bir istifam da uyanmadı değil. Bilmiyorum hocam, katılır mısın? Katılmıyorum abi ya. Yani ilk söylediğin tespitlerin hepsine katılıyorum ama acaba sıkıntı olacak mı konusuna katılmıyorum. Tabii 11'de 5 oyuncu, yani bir önceki Sakaryaspor deplasmanının 11'ine göre 5 oyuncu değişmişti. Yani takımın neredeyse yarısı isim olarak değişmişti. Bir oyuncunun da mevkii değişmişti. Yani bu biraz zorunlu bir değişiklikler olmasına rağmen takım bir kere ön bölgede presle başladı ve hep devam etti. Özellikle Celil'in orta sahadaki enerjisi, dinamizmi bu anlamda faydalıydı. Keza Soner Aydoğdu'nun da birkaç şutu da vardı. Onun dışında playmaker dediğimiz o oyun kuruculuğu da doğru yapmaya çalıştı. Savunmada da neredeyse hiç pozisyon vermedi Bandırması buna. Yani Benacer çok iyiydi. Ben Benacer'i çok beğendim bugün. Benacer tabii yani tipik bir 6 numara ve görevini fazlasıyla yerine getirebiliyor. Özellikle öne ileriye oynadığı pozisyonlarda çok etkili pasları da atabiliyor. Yani bunu gördük. Kanatlara doğru oyunu açması anlamında. Benacer hakikaten çok faydalı oldu bize. Yani çok, çok doğru bir transferdi zaten. Ve sanki 40 yıllık Samsunsporlu gibi işini yapıyor, doğru yapıyor. Benacer bu anlamda kıymetini sergiledi. Öyle diyelim yani, ona içtiğimiz değeri ortaya koydu. Yani evet, o anlamda yaşlı, ben... Uygun bir yaşta da geldi. Yani öyle çok yaşlı tabii, da değil. Yaşlı falan değil. Benacer şu an 26 yaşında. Çok ideal yani. Ve en az 3-4 yıl Samsunspor'a çok ciddi katkı sağlar bu mevkide. Yani Allah nazarlardan saklasın, iyi oynuyor yani. Hakikaten iyiydi. Gelelim şeye, maçın kırılma anı belki. Şeyin penaltı artı kırmızı kart kararı. Arkasından da şeyin Samsunspor'un penaltı şeyini krizini işte açıkçası az daha da kurtarıyordu yani şey. Kale şeyi iyi tahmin etti kaleci. Köşeyi de iyi tahmin etti. Kıl payı kurtarıyordu az daha. Allah'tan bu sefer sekti top ve gol oldu. Penaltı pozisyonunu şöyle bir bakalım. Herhalde penaltı kararı çok doğruydu. Kırmızı kart kararı da doğruydu. Biraz itirazlar oldu ama bana göre hiç itiraz edecek bir şey de yoktu. Ne dersin? Tabii. Hakem zaten çok net bir şekilde gördü. Bizden daha iyi gördü kolunun açık olduğunu. Ki o pozisyonda kolu açık olur zaten. Yani futbolcunun kaleye giren topu çıkarırken oyuncu karşıladığı andaki gibi kollarını arkaya bağlama şansı yok. Yani çünkü bu doğal olarak aniden gelişen bir durum. Çok net penaltıydı ve beraberinde de kırmızı kart kararı doğruydu. Penaltı olunca tabii arkadaşlar ya yine mi kaçıracağız diye düşünmeye başladılar. Ama ben çok emindim. Hatta Ahmet Saat'ın topun başına geçeceğinden de emindim. Çünkü bunu programda çok konuştuk seninle, biliyorsun. Takımın penaltıcısı kim? Takımın esas penaltıcısı Ahmet'ti. Ama bugüne kadar kullandığımız ve 5'ini kaçırdığımız 6 penaltının hiçbirinde sahada o yoktu. Sahada olsaydı o kullanacaktı diye. Ve bu anlamda evet, kaleci Gelyos da köşeyi tutturdu, atladı. Yani çok böyle üst düzey bir vuruş yapmadı aslında Ahmet, ama biraz da penaltıcı şansı da olması lazım atılan kişide. Orada oyun artık çözülmeye başladı. Çünkü 10 kişiyle kaldı Bandırmaspor. Bandırmaspor için yani bu bir çıkış maçı olamazdı. Zaten söylemiştik, büyük bir talihsizlik oldu. Yeni hocasıyla ilk maçında çok iyi bir durumda olan, formda bir Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak olmaları onlar adına bu maçı... İki de kritik oyuncuları şeydi, orta sahada takımı çeviren iki oyuncu da tabii, cezalı. İki oyuncusu cezalıydı. Zaten çok fazla yani hücum organizasyonu da yapamadılar. Çok direnç de gösteremediler. Samsunspor'un ön bölge presi ardından işte kanatların iç sağ olması itibariyle sağ sol kanadın, Harris ve Soner'in sürekli ileriye çıkışları, orta alanda kalabalıklaşması gibi durumlardan dolayı Bandırmaspor çok fazla direnemedi de. Yani görüntüde o şekildeydi. Zaten evet abi. Ahmet Sagat Laura ikilisi oynadı. Tanke Laura ikilisi yerine. Ahmet Sagat tabii çok çırpındı çocuk. Yani golü de attı, penaltıyı da attı. Elinden geleni de yapıyor. Tabii ona
Ona diyecek hiçbir şey yok. O mücadeleyi de verdi, elinden geleni yaptı. Ama formayı kapacak performansı gösterdi mi? Yani bir sonraki karşılaşmalarda Tanke'nin yerine Ahmet Sagat'ı izleriz dedirtti mi bize? Ya Tanke'den aşağı oynamadı. Tanke'nin son maçlardaki performansını da üstünde oynadı Ahmet. Ama benim tahminim bu bir rotasyon maçıydı forvet attığı için. O nedenle muhtemelen Gençler Birliği maçını yine Douglas Tanke ile devam edecektir. Ama Ahmet iyi oynadı. İyi oynadı. Fakat bu hocanın kafasındaki esas santrafor Tanke, Ahmet benim alternatif oyuncum fikrini değiştirecek bir performans değildi. Yani öyle görünüyor. Burada ama şimdi yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Zaten soracaksın mutlaka, öyle tahmin ediyorum. Fofana yani Morike çok ilginç bir oyuncu. Ligin en meziyetli oyuncusu belki de. Yani biz hep mesela son iki maçta Rize maçında ve Sakaryaspor maçında elde edilen galibiyetlere rağmen bir dakika dahi süre almadı. Hoca onu oyuna atmadı. Halbuki atmalıydı. Nitekim bu maçta da bence hem galibiyeti perçinledi hem de bir bakıma hocanın kararlarını tekzip etmiş oldu. Yani hocanın geçmiş maçlarda kazanmamıza rağmen doğru karar vermediğini bir bakıma ortaya koymuş oldu. Çünkü çok kıvrak, yani o rakip savunmayı böyle birbirine dolayabilen, onları iç içe geçirebilen enteresan bir yapısı var. İki tane gol attı. Çok büyük bir tehlike yani rakipler için. Ben biz rakip savunmacı olsam asla mesela Fofana'ya karşı oynamak istemem. Asla. Ayakları çok... adamın, yani top adamın ayağına yapışıyor sanki. Yani çok enteresan bir şeyi var, stili var. Çok kolay top adam geçiyor. Çok adam eksiltiyor. Kendini kolayca pozisyona sokuyor. Bu şey vardı. Rıdvan Dilmen'in gençliğini bana şey yaptı, hatırlatıyor. Yani bu oyun tarzı onun. Ya Rıdvan Dilmen daha süratliydi. Dikine gidebiliyordu. Fakat Fofana daha farklı meziyetleri olan bir oyuncu. Yani çok ilginç bir oyuncu. Bu anlamda bu kez 64-65'li oyuna girdi ve bir anda tabii oyunun gidişatını skor anlamında da değiştirdi. Çok büyük bir şey, potansiyel tehlike yani rakipler için. Peki hoca neden oynatmıyor diye düşünüyorum. Yani fizik kondisyon olarak yetersiz görüyor olabilir ya da işte defansa fazla yardım etmediği düşüncesini taşıyor olabilir. Ama buna rağmen bir yandan da bakıyorum, o zamana kadar ligde oynadığımız en kritik maç olan Eyüp deplasmanında bile 3 forvetle oynayıp Fofana'yı oynatmıştı. Yani mutlaka şans vermesi gerekiyor. Ya böyle bir oyuncu elinizde varsa bunu kullanmak zorundasınız. Yani kullanmama gibi bir durumunuz olamaz. O da çok dert etmedi anladığım kadarıyla. Bir kriz çıkarmadı ve işini yaptı. İşini yapmaya da devam edecek. Ya, tabii bugün de biraz şöyle bir şey. Yani 9 kişi kalmış, yorulmuş, sinirleri tamamen allak bullak olmuş, dağılmış bir bandırma sporu tabii hallaç pamuğu gibi attı yani. O da benzer şartlar Sakarya deplasmanında da vardı. Rakip yine bir kişi eksikti. Tamam biz de 10 kişiydik ama onlar da 10 kişiydi ve atsaydı eğer onu içeriye çok rahat orada ikinci golü de oluşturabilecek durumları meydana getirebilirdi yani. Her neyse yani, çok iyi bir şey. Ya da bir eksiltebilirdi mesela. Yani Fofana'yı durdurmanın bir yolu biliyorsun tekme atmak, yani başka yolu yok. Kesinlikle öyle. Ki, bir ara yaptı bandırdı yani. Onu zaten. Ata Bey de düşürdü. Hatta sonra kızdı, bızdı falan. Fofana'yı durdurmak kolay değil yani. Genel toplama baktığımızda bugün takım iyi oynadı. Zaman zaman öne doğru oynamak yerine geriye oynayarak hani top bende kalsın düşüncesini de taşıdı. Gol vuruşlarında yine biraz sıkıntılar vardı. Fakat genel toplamda çok net hak ederek bu 5-0'lık galibiyeti, ki Bandırmaspor öyle kötü bir takım değil yani, Bandırmaspor iyi bir takım. Buna rağmen Samsunspor direnemedi. Yani onların da tabii çeşitli iç sebepleri var. Taraftar iyiydi. TRT yine sesi kısıyor. Yani sürekli bizim maçlarda tribün sesini kısıyor. Sebebini bilmiyorum. Yani acaba spikerleri stüdyoda anlatıyor, onlar mı kıstırıyor? Beam Sports'ta ses durumu nasıl bilmiyorum ama taraflar iyiydi soğuk havaya rağmen. Samsun soğuktu bugün bildiğim kadarıyla. Soğuk ve çok yağışlıydı. Felaket yağmur yağıyor. Evet yağışı da gördük. Biraz böyle sulu kar gibi. Yani aslında bundan sonra abi benzer şeyleri tekrarlayacağız. Demişim ya spor yazarlarının, spor yorumcuların en sevdiği şeylerden birisi. Ben demiştim.
Değerli hocam, Emre, onu sormadan geçmeyelim. O da süre aldı nihayet ve biraz da rakibin tamamen düştüğü bir anda. Bir de yani futbolcuda şey var, yani önü açık futbolcuda biraz şans da oluyor. Yani o şansı da buldu, önünde kolay da bir gol attı, morali de yükseldi. Ayağına topla yakışan bir oyuncu. Emre'yi nasıl buldun? Ya Emre'yi bir kere evet dediğin gibi futbolcu şansı yanındaydı. Bu anlamda onun adına da çok sevindim. Topla ikinci buluşmasında gol vuruşunu yaptı. Tankeye gelmedi, top gelmedi. Asist yaptı, onun önüne geldi top. Onun önüne geldi, o da gol vuruşunu yaptı. Yani bu önemli bir şey futbolcular için, gol atmak. Şunu yani ilk defa oynuyor, daha oyundaki 3. 4. dakikasında gol attı. Mesela takımda uzun süre oynayıp da halen gol atamayan oyuncular var. Mesela Celil gibi veya Soner Gönül gibi. Bunların golü yok. Ama o atmış oldu. Tabii Yusuf Emre gibi mesela. Yani bu anlamda onun için çok iyi oldu tabii. Emre için. Fakat ben sadece şunu hissediyorum Emre ile ilgili abi. Yani yaşı genç, bu lig fizik gücün ve kuvvetin, sertliğin çok olduğu bir lig. Yani belki ondan kaynaklı olarak hoca çok şans vermemiş olabilir kendisine. Ama iyi oldu tabii ya. Moral olarak da iyi oldu. Onun için de güzel oldu. Öyle. Emre açısından da Fenerbahçe açısından da onu kiralık gönderen Fenerbahçe açısından da doğru bir karar olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu yaşta TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı görüyor. Ve muhtemelen de şampiyonluğu yaşayacak. O kupanın kaldırma heyecanını. Gelecekte tekrar geri döndüğünde Fenerbahçe'ye de herhalde bu anlamda şey sağlar bu. Hani pozitif etkisi olur diye düşünüyorum. Yani mental anlamda katkı sağlar. Fiziksel ve futbol gelişimin anlamındaki katkıyı bir tarafa bırakalım. Yani bir futbolcunun şampiyonluk yaşaması, o havayı yaşaması gelecekteki kariyeri açısından da bence çok önemli. Yani ben pek o kısmına bakmıyorum. Ben bize sağlayacağı fayda kısmındayım. Bize fayda sağlasın. Önemli olan o. Yani geçmişte de İstanbul takımlarından böyle zaman zaman kiralık oyuncular gelirdi. Onlar arasında mesela kariyeri en iyi olan Ahmet Yıldırım olmuştu. Ahmet Yıldırım 93-94 sezonunun başında İzmirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Henüz 20 yaşındaydı ve Fenerbahçe haliyle onu oynatmamıştı. Biz kiralamıştık. Bir sezonu bizde geçirmişti. Sonrasında Ankara Gücü, Beşiktaş, Galatasaray çok iyi bir kariyer. Milli takıma kadar uzanan çok iyi bir kariyere imza atmıştı. Ve ama şeyi de hiç unutmamıştı. Samsunspor yıllarında hiç unutmamıştı. Ahmet Yıldırım, şimdiden Ahmet hocası. Emre Demir, ya ben yani prensip olarak kiralık oyuncuya çok sıcak bakmıyorum ama elbette oyuncunun karakteriyle ilgili bir durum. Yani biri geliyor çok sahipleniyorlar. Mesela Ertuğrul Taşkıran yine Fenerbahçe'den kiralamıştık biz kaleciyi. Süper Lig'de oynadığımız dönemde. Ve çok iyi bir sezon geçirmişti bizde. Çok sevmişti Samsunspor'u. Biliyorum ben, örneklerini de biliyorum. Yani böyle yüreğini ortaya koyan oyuncular anlamında tabii ki olması gereken bir şey. Emre için evet dediğim gibi kişisel olarak tabii ki onun için iyi oldu. Yani Fenerbahçe'de oynama şansı yok bence. Yani şu an Türkiye'nin en yetenekli genç futbolcusu, dünya standartlarında bile çok yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen Arda bile yeterince süre alamıyor. Emre'nin hemen hemen hiç şansı yoktu orada. Bu anlamda inşallah Türk futboluna da evet yani pek bakmıyorum o kısma dedim ama şimdi epey de konuştum, bakıyormuşum demek ki. Yani Türk futboluna da iyi bir hem karakterli hem yetenekli bir oyuncu kazandırırız. Ve umarım Samsunspor'a döner yani. İyi bir oyuncu olarak Samsunspor'da devam eder. Biz tabii Türk futboluna katkı sağlasın. Mümkünse Samsunspor'da sağlasın isteriz. Peki ikinci kırmızı kart. Onu nasıl yorumlarsın? Nasıl bir şeydi? Orada, aslında orada şeyin bizim suku şeyin Osman'ın tuzağına düştü bir bakıma. Osman yerdeyken böyle ayaklarını doladı. Orada rahatsız etti falan filan. Fakat kırmızı kartı oradan görmedi. Sonra yine tartışmaya ettiğinde evet kafa darbesi var. Hakem de zaten görüyor yani kadrajda da. Hakem Osman ve Suku üçü görünüyor böyle. Hakemin gözü önünde bir kafa darbesi var. Yani kafa attığı sayılır mı? Sayılmayabilir bilir ama. Yani yağışlı peki, hava. Evet. Yani hocam şöyle, yağışlı bir hava. Maç kötü gidiyor. Yorulmuşsun. Fizik kondisyon olarak da yorulmuşsun. Karşındaki takım seni abandone etmek üzere.
Ve o tabii futbolcu bazen şeyine hakim olamıyor, sinirine de hakim olamıyor. Bir fiziken çökünce bence öyle bir durum oldu. Kız sinirlendi ve hakim olamadı. Osman'ın tuzağına düştü, orasına da katılıyorum. Tabii. Yani hakim olması lazım. Gerçi işte 71'de orada ikinci golü yemişlerdi. 74-75'te de kırmızı kartı. Zaten ondan sonra oyun bitti. Yani Fofana'nın böyle ellerini ovuşturup tamam hadi gelin bakalım üstlediğim ortam dediği şekle döndü oyun. Yani Bandırma Spor eksik kaldıktan sonra 5 oldu. 6 da olabilirdi. Farklı şeyler de olabilirdi. Yani bu anlamda takımı adına yanlış bir şey yapmış oldu yani Suku. Sakin olunması gerekiyor. Peki Gençler Birliği karşılaşmasını da biraz konuşalım hocam. Şimdi Gençler Birliği tabii can derdinde. Deprem felaketi öncesinde yeni kurulduğunda bu takım arka arkaya seri galibiyetler alarak vay galiba kurtaracak paçayı diyordu. Fakat deprem felaketi sonrası aynı şeyi gösteremedi. Hani aynı hızı gösteremedi. Puan kayıpları tehlikeli bir vaziyet aldı. Şimdi bugün Altay galip, işte Erzurum hakeza bu hafta galiba galip geldi yanlış hatırlamıyorsam. Takımları bu hani onun işte Tuzla Spor gibi yetişmek zorunda olduğu takımların şeyi var. Yani durumları daha zorlaştırdı Gençler Birliği'nin. Şimdi Gençler Birliği, şimdi kim Denizli ile bir de Altın Ordu ile bunların en az yani bu ikisini geçmesi gerekiyor. Ve şimdi de Samsun Spor gibi ligin şu anda en formda olan takımıyla oynayacak. Ankara'daki karşılaşma, ki Ankara deplasmanları genelde zordur. Yani hem hava şartları hem yüksek bir rakım nedeniyle zor da geçebiliyor. Özellikle sahil takımları, sahilden gelen işte İzmir gibi, İstanbul gibi şehirlerden gelen takımların genelde Ankara'da zorlandığı söylenir. Gençler Birliği karşılaşması bizim için ne riskler taşıyor? Bu maçı kolay geçebilir miyiz diye sorayım hocam. Ya kolay geçemeyiz tabii. Yani daha önce de söyledim. Altta olsa bile o takımlar bu ligde işte bak Altay bugün Eyüpspor'u mağlup etti. Hem de evinde mağlup etti. Yani kolay geçemeyiz ama geçebilir miyiz? Bence geçebiliriz. Şimdi Gençler Birliği benim çok sevdiğim bir camia. İşte Türkiye'nin önemli sosyologlarından, editörlerinden Tanıl Bora ki benim çok sıkı takip ettiğim bir yazardır aynı zamanda. Hatta ay sonunda Samsun'a da gelecek, buradan duyuralım. Eflatun Kitap Kafe'ye gelecek, kitaplarını imzalayacak, tanılacak. Tanıl Bora iyi bir Gençler Birliği. Onun dışında birkaç tane de yine Gençler Birliği'ni tutan arkadaşım, dostum var. Kişisel olarak da benim çok sevdiğim bir camia Gençler Birliği. Duruşu olan, taraftar sayısı az olsa da her zaman Türk futboluna katkı sağlamış bir camia. Ve şunu da söyleyeyim, bir aksilik olmazsa zaten biletlerimizi de aldık. Cumartesi günü maçtayız. Ankara'da yerde bir deplasman yapacağız. Oğlumla birlikte yapacağız bu sefer deplasman. Tabii diğer arkadaşlar da olacak. Tabii klasik Ankara deplasmanları abi biliyorsun. Önce bir Anıtkabir ziyaret edilir. Rahmetli Atatürk'e saygımız, işte sevgimiz orada ifade edilir. Ve Anıtkabir ziyaretinden sonra bu sefer Eryaman'a dönüp maçı seyredip döneceğiz nasip olursa. Tabii amacımız, düşüncemiz 3 puanla dönmek. Ve takım bunu başarabilecek güçte mi? Evet. Yani evet, bunu başarabilecek güçte. Ben geçmişte Ankara'ya çok deplasman yaptım. Farklı takımlara karşı deplasman yaptım. Yani Gençler Birliği ve Ankara Gücü'nün dışında da. Bu sefer şartlar daha da farklı. Gençler Birliği'ne bir son dönemde bir üstünlüğümüz var zaten. Bu sefer şartlar tamamen bizim lehimize görünüyor. Dediğim gibi deprem sonrası dönüşte Gençler Birliği İki maçta bir puan alabildi. Gol de atamadı. Aslında çok iyi bir gidişatları vardı. Ya buna rağmen Gençler Birliği'nin ligde kalacağını düşünüyorum. Ama bize mağlup olarak kalacaklarını düşünüyorum. Yani bizim maçı biraz çok böyle önemsememeleri derken puan kaybederlerse, daha doğrusu yenilirlerse moral olarak yandık bittik moduna girmemeleri gerekiyor. Ama futbol bu. Gençler Birliği adeta yeniden bir takım oluşturdu. Başına da Mustafa Hoca'yı getirdi. Geçen sene Ankara Gücü'yle bu ligde şampiyonluk yaşamış bir hoca. Güçlü bir rakip Gençler Birliği. Yani puan tablosundaki yerini çok böyle kale almamak lazım. O değişti çünkü. Değişti yani. Gençler Birliği ilk devreyi yani 8-9 puanla kapatmıştı ve kesinlikle küme düştü gözüyle bakılan bir takımdı. Ancak buna rağmen 3 haftada 9 puan alarak bir anda üst sıralara doğru tırmandı. Zor bir maç olur. Çünkü güçlü bir takım. Ama ben Samsun Spor'un artık
Bir soru sorayım hocam. Şimdi gerçi Barış Alıcı henüz daha forma giyemedi Samsunspor'da sakatlığı nedeniyle geldi, sakatlandı. Bir daha hani şey şansı bulamadı, forma şansı henüz bulamadı. Ne zaman dönecek onu da bilmiyorum. Bu karşılaşmada süre alabilir mi onu da bilmiyorum ama Nurullah var. Gençler Birliği'nin kalesinde bizim evladımız diyelim, Samsun'un çocuğu Nurullah. Orada da hani başarılı da maçlar çıkartıyor. Acaba Nurullah ve Barış Alıcı neler hissediyordur hocam? Nurullah daha farklı duygular taşıyordur bence. Çünkü Barış Alıcı evet Gençler Birliği'nden geldi bize ama Gençler Birliği taraftarı falan değil yani. O süreç onu oraya getirdi. Ama Nurullah öyle değil. Nurullah tabii Samsun Spor taraftarı her şeyden önce, ben biliyorum yani onu. Rahmetli babası Abdullah abi de Samsun Spor'un kaleciliğini yapmıştı. Nurullah hem Samsunlu hem Samsun Sporlu ama tabii iyi bir profesyonel yani. Terenin son damlasına kadar mücadele edecek, bizim gol atmamamız için elinden gelen her şeyi yapacak kadar da yürekli bir çocuk yani. Yani Nurullah maç içinde bir şeyler düşünmeyecektir ama maç öncesi o seremonide bile eski arkadaşlarını görünce ya da şöyle sırtını dönüp kaleden kale arkasında Samsun Spor taraftarını görünce biraz böyle yüreği pırpır eder yani. Bu kendimi onun yerine koydum, böyle düşünüyorum. Ama elinden gelenin en iyisini yapacak karakterde de bir çocuk yani. Ya tabii o şimdi şöyle de düşünür gibi geliyor bana. Burada ben elinden geleni yapayım. Mümkün olduğu kadar kendimi bir kez daha kanıtlayayım. Bir dahaki sezon işte Süper Lig kadrosunda Samsunspor'un düşünülen bir kaleci adayı olayım diye de gönlünden geçiyordur herhalde. Düşünebilir. Yani bir de şöyle, bir hafta önce Sakarya deplasmanına gittiğimizde de Sakaryaspor'un kalecisi Furkan da bizim altyapımızdan yetişen bizim evladımız. Nurullah'ın benzeri bir durumu da Sakarya deplasmanında biz kaleci Furkan Köse üzerinden yaşamıştık. Onun da benzer bir süreci var. O da Samsunspor'un altyapısından yetişti, uzun yıllar kalemizi korudu. Sakaryaspor maçında da formasını giydiği takım için elinden gelen her şeyi yaptı. Yani bunlar karakterli çocuklar. De profesyoneller yani her şeyden önce. Bizler gibi değiller. Tabii ki biz bile bu işi profesyonel yapmaya başlasak elbette ki çok daha objektif yorumlar yapacağız. Biz şu an profesyonel yapmıyoruz. Dolayısıyla tarafız yani. Ama mesleğimiz olsa bu, evet bir gönlü bir tarafta olabilir insanın. Ancak önce can sonra canan durumu gerçekleşir ondan sonra da. Evet hocam, tabii biz de dediğiniz gibi Samsunspor'a Gençler Birliği karşılaşmasında başarılar dileyelim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yani maç öncesi yapar mıyız bilmiyorum. Gençler Birliği maçından önce bir program yapar mıyız? Şeyi bilemiyorum İnşallah. Gidişatı. O zaman orada konuşuruz fazlasıyla. Şunu söyleyebilirim. Sakaryaspor maçı videom değil ama sonra seninle yaptığımız programa sanırım bugüne kadar yani 3 sezondur diyeyim program yapıyoruz. Bugüne kadarki en fazla yorum geldi. Yani 50 küsur tane yorum geldi. Yani fikrimizi beğenenler olduğu gibi beğenmeyenler de oldu doğal olarak. Beğenmeyenler tepkilerini edepli bir şekilde dile getirebildiği gibi ya Mehmet Hoca bırak bu ayakları yazanlar da oldu. Yani bunların hepsi bir tarafa. Ben sadece şuna baktım. Evet yani Samsunspor çok büyük bir camia ama o günkü müsabakada rakibimiz olan Sakaryaspor da çok büyük bir camia. Bunu nereden anlıyoruz? Dönüşlerden, etkileşimlerden, yorumlardan anlıyoruz. Yani biz burada Altın Ordu maçıyla ilgili bir şeyler konuşsak, hatta ben Altın Ordu'yla ilgili böyle hakaretamiz cümleler kullansam mesela, hani yapmayız ama orada bile altına 3 yorum, 5 yorum gelir. Çünkü şehir takımı olmak ya da güçlü bir camiaya mensup olmak işte böyle bir şey. Bu anlamda geçti gitti Sakaryaspor karşılaşması. Artık iki takımın da yoluna bakması lazım ki Samsunspor bugün bunu gerçekleştirdi. Futbolcular unuttular ve işlerine baktılar. Yani ben şunu tekrar söylemek istiyorum. Allah'ın izniyle bu gidiş şampiyonluk gidişi. Samsunspor bu sene artık o 11 yıllık hasreti bitirip Süper Lig'e dönecek ve bizleri de taraftarlarını da Samsunspor'u seven, destekleyen diğer futbol severleri de mutlu edecek yani görüntü bu şekilde. Bu anlamda da şimdiden yani hem şu ana kadarki çabaları için tebrik ediyorum. Hüseyin Hoca'yı, ekibini, futbolcu kardeşlerimizi, kadroda bulunan herkesi, tesislerdeki personeli,
yönetimi, kulüp başkanımız Yüksel Bey'i, herkesi şu ana kadarki durum için tebrik ediyorum ve devamının gelmesini temenni ediyorum. Devamının geleceğine de inanıyorum. Evet, ağzından bal damlıyor diyelim hocam. Bu lafların üstüne bizim de ekleyecek pek bir şeyimiz yok. Artık önümüzdeki haftalarda geri sayım başlayacak ve inşallah bu işin yolu, sonu Samsunspor'un Süper Lig özleminin sona ermiş olması olacak ve kırmızı beyazları tekrar Süper Lig takımlarına kök söktürürken, işte arkayı fenerlerken göreceğiz diye ümit edelim. O günleri göreceğiz inşallah diyelim. Yani, efendim hocam? Mesela Güdar'a her indiğimde yanımda kim varsa, özellikle bu yıl hep şunu söyledim. Ya şu Üsküdar iskeleden vapura binip Kabataş'la inip bir Beşiktaş deplasmanı yapmayı çok istiyorum diye. İnşallah Allah bize bunu nasip eder. Yıllarca yaptığımız gibi tekrar yaparız. Hani biz zaten biliyoruz ama en azından çocuklarımız, yeni nesil Samsunsporlular da bu deplasman duygusunu yaşamış olurlar. Temennimiz bu yönde. Evet, inşallah o günleri göreceğiz. Çok yaklaştı. İnşallah bu saatten sonra bir aksilik olmayacak diyoruz. Biz de Samsunspor taraftarı olarak Başkan Yüksel Yıldırım'ı, teknik adam Hüseyin Hoca'yı, bütün futbolcu kardeşlerimizi, tabii ki Samsunspor'a emek eden işte kulüp çalışanlarını, doktorunu, işte taraftarı, yine Samsunspor'u takip eden yerel medyayı, hep bir koca camianın tamamını kucaklıyoruz ve inşallah hep birlikte sevineceğimiz o günleri, Çiftlik Caddesi'nde şampiyonluk turu atacağımız o anı heyecanla bekliyoruz. İnşallah göreceğiz bu sezon, o sezon diyelim. Cumhuriyet'in 100. yılında armasında Atatürk'ün resmi, Atatürk'ün bulunduğu, logosunda Atatürk'ün olduğu formaya o şampiyonluk herhalde herkesten fazla yakışacak. İnşallah göreceğiz o günleri diyelim. Mehmet Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Hocam hemen maç sonrasında yorgun argın bize zaman ayırdın. Ben size teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ayrılırken kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere. Asya Balkan TV ekranlarından herkese sevgiler, saygılar efendim.